Sevgili arkadaşlar merhabalar. Bugünkü Sözlük Saati'ne hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için seçmiş olduğum 3 tane daha yeni kelime var. Bakalım neler öğreneceğiz, gündelik hayatımıza neler katacağız. Hep beraber gelin başlayalım. Evet arkadaşlar, seçmiş olduğum ilk kelime P harfinden plate kelimesi. Plate bildiğiniz gibi tabak demektir ve gündelik hayatta aslında mutfak alet araçları içinde gayet rahatlıkla bildiğimiz kelimelerden bir tanesidir. Fakat biz bunu iş hayatında da kullanıyoruz. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? What is on your plate dediğimizde, tabağında ne var diye sorduğumuz zaman iş yerinde ya da normal zamanda bir insana, biz aslında yapılması gereken ne işin var, yani neler yapılması lazım. Hani vardır ya, masaya yatırmak, gündemini almak, işte defterini aklına yazmak, tabağına koymak, işte onları işlemek için falan. Bu mantıkta aslında doğduğu için böyle hani aman aman çok farklı bir anlama gitmeye gerek yok. Bunu zaten rahatlıkla tahmin edebiliriz. O yüzden bu tür kelimeleri karşılaştığınız zaman o bağlamdan kopmazsanız eğer, bulunduğunuz ortama dikkat ederseniz, bu çıkarımı yapmanız da bence gayet olası. Hadi bakalım örnek cümlemizde ne diyor? I have had a lot more on my plate since he left the firm. Firmadan ayrıldığından beri benim artık daha çok yapacak şeyim var, daha fazla yapmam gereken iş var. Yani benim tabağımda duran, bekleyen bir sürü İşver anlamında. Okay mı? Plate kelimesini böylelikle hafızamıza koyabiliriz. Hadi bakalım bir tane daha. Yine az önce bu kelimeye bakarken görmüştüm. Ve son zamanlarda aslında hani böyle magazin haberlerinde falan da duyuyorum, görüyorum sık sık. Pot boiler dediğimiz şey. Hani böyle aslında eser olsun diye, işte ne bileyim, böyle geçmişe kalsın, geleceğe, işte gelecek kuşaklara kalsın, geçmişten güzel anılar olsun falan diye üretilmiş olan böyle çok kıymetli eserler vardır. Ama bir de bunun yanı sıra sadece aslında ün getirmek, para kazanmak için yapılan sürekli hani belki bir sanat değeri olmayan işler vardır. İşte mesela bir insanın bir çalışmasından hoşlanmadığınızda, kitabından hoşlanmadığınızda, o zaman onun o çalışması için it's a pot boiler, it doesn't work. And I don't feel anything about it gibi böyle cümleler kurup aslında birazcık böyle aşağılayabilirsiniz. Pot boyaları sırf para kazanmak için üretilen sanat eserlerine ya da özellikle kitaplara verilmiş olan isimlerdir. Okay mı? Haydi bakalım. Bir de evet, az önce yine şu dikkatimi çekmişti hazırlarken. Polish. Polish kelimesi de bildiğiniz gibi cilalamak demektir. Hani nail polish vardır, tırnak cilası, oje için kullandığımız. Ayakkabılarımızı boyatırız, aslında cilalatırız ayakkabılarımızı. Hani nail polishing ya da işte hani polishing the shoes gibi kelimelerle yan yana görürüz. Fakat biz polish kelimesini off ya da up kelimesiyle birlikte kullandığımızda, yani preposition ile demek istiyorum, birlikte kullandığımızda bu oluşturduğumuz önemli phrasal verblerden bir tanesi de bunlardır ve bence bilinmeli çünkü gündelik hayatta çok rahatlıkla karşımıza çıkabiliyor. Polish off dediğimizde silip süpürmek, her şeyi temizlemek, bitirmek demektir. Mesela işte çocukların tabaklarındaki bütün yiyecekleri bitirmeleri polish off olabilir. Ortalıktan silip süpürmeleri polish off olabilir. Örnek olarak da mesela bakın. The children polished off all the food on their plates. Gördünüz mü? Bakın burada da plate kelimesi, tabaklarındaki kelimesini gerçek anlamda kullanmış olduk. Tüm yiyecekleri, tüm malzemeyi silip süpürdüler, yediler demek için kullanıyoruz. Polish up dediğimizde de tazelemek, yinelemek. Mesela bakın, hani biz aslında cila atarız. Bir şeyi böyle yenilemek istediğimizde, tazelemek, fresh hale getirmek istediğimizde yaparız bu eylemi. Ve bunu mesela İngilizcem biraz tazelemem lazım ya da işte hani İngilizcem biraz böyle daha ilerletmem lazım falan dediğinizde polish up kelimesini çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hadi bakalım örnek cümlemize de. I have to polish up my English. Örnek cümlemiz zaten bundan gelmiş. I have to polish up my English if you are going to live in London. Eğer biz Londra'da yaşayacaksak, Londra'ya gideceksek, orada yaşayacaksak benim İngiltere'mi çok acil bir şekilde tazelemem, yenilemem gerekiyor diye polish up phrasal verb'ini çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki sözlük saatimize kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.